İYİ Parti başlığıyla devam edeceğiz. Musavat Dervişoğlu'nun oluşturduğu yeni başkanlık divanında yer alan isimler de belli oldu. Ekrana full olarak verelim Alper, bunu da bir görelim, harikasın. Siyasi İşler Başkanı Enver Yılmaz, Genel Sekreter Uğur Poyraz bu şekilde devam ediyor. İzleyicilerimizin de ekranda gördüğü gibi. Şimdi Can, bu turda seninle başlayalım. Bu yönetim kadrosu İYİ Parti'deki yeni, yeni başkanın Meral Hanım'ın etkisi altında olduğu tartışmalarını gündeme getirdi. Evet. Ne dersin? Kurucu başkanların tabii ki hep bir ağırlığı vardır ama bir ama da var mı? Şimdi şöyle, isimlerin baktığımızda hep daha önceden de bildiğimiz Meral Hanım'ın yönetiminde olan isimler. Şimdi evet, genel başkan, kurucu genel başkanların parti içinde... Senin sürpriz bulduğun bir isim var mı? Yani Uğur Poyraz genel sekreterdi. Meral Hanım'ın da yönetiminde genel sekreterdi. Uğur Poyraz alındı. Uğur Poyraz'ın genel sekreter olarak orada olması... Ümit Özlale. Ümit Özlale yine öyle, doğru. Şimdi şurada ben hep şunu söylemiştim. Bir genel başkanlık değişimi olduğunda Koray Aydın seçilirse İYİ Parti'de bir değişimin olabileceğini söylemiştim. Böyle bir yorum yapmıştım. Sayın Dervişoğlu'nun kazanması halinde de Meral Akşener'in ağırlığının partide devam edeceği ve aslında istenen de bu oldu. Çünkü yeni anayasa sürecinde İYİ Parti'nin rolü önemli. AK Parti'de zaten hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Devlet Bahçeli'nin tavrı, Meral Akşener'i devam etmesi yönündeki ifadeleri İYİ Parti'nin de yeni anayasa sürecinde AK Parti ile uyumlu gideceği izlenim vermişti. Şimdi bu yönetimde benim anladığım ve benim gördüğüm, Meral Akşener'in ağırlığı tamamıyla parti üstünde. Meral Akşener tabii ki partinin genel başkanı Sayın Dervişoğlu ama Meral Akşener'in de dışarıdan partiye yön verecek siyasette yer alacağını gösteriyor bu yeni yönetim ve yeni başkan. Bunun da özellikle yeni anayasa süreciyle ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Burada İYİ Parti'ye bu kazandırır mı? Bence kazandırmaz. Çünkü Meral Akşener yerel seçimlerde hep Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bütün köprüleri atmıştı ve biz kazandırdık, biz kaybettireceğiz siyaseti izlemişti. Hala o siyasetin devam etmesi İYİ Parti'yi de merkeze çeken üçüncü yol ifadesini bir kenara atıp eski siyaseti devam ettireceğini gösteriyor. O yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne giden oyların bu siyasetle İYİ Parti'ye geri dönmeyeceğini, tabii ki bu siyaset yarın ne olur bambaşka bir siyasi tablo çizilir ama bugünden baktığımızda o İYİ Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne giden oyları bu yönetimle, bu anlayışla geri gelmez. Yani Musavat Bey yeni bir siyaset politika çizmek zorunda diyor. Evet, üçüncü yol diye tarif ettikleri yolu AK Parti'den de CHP'den de kendilerini ayrıştırarak bir üçüncü yolu anlatmaları lazım. Ama o da çok ama gerçekçi. Canım, burada, şu kadro üzerinden görevlendirmeler üzerinden konuşuyorsun ama şimdi şuna dikkatini çekerim. Yani Uğur Poyraz, evet, genel sekreter. O şeyle, Sayın Akşener'le biliyorsun kopmuştu ve hatta en son toplantıda fırça yedi. Evet, yani tepkiliydi ve küstü. Seçimlerden sonra işte TV100'e çıktı, önemli açıklamalar yaptı. Sayın Akşener'in aday olacağını düşünmüyorum falan diye. Kopmuştu Akşener'den yani. Şimdi Ümit Özlale keza. Ümit Özlale keza. Tamam, burada Sayın Akşener'le devam eden kişiler var ama Sayın Akşener'le anlaşamayıp kopan kişiler de var. Şöyle, yani doğrudan bir Akşener etkisi listesi şunu, değil diyorsun. Ben şunu, ben şunu tarif ettim. Çünkü, ben şunu tarif ettim. Bir can tamamlasın. Niye, onu niye söylediğimi anlatayım. Koray Aydın başkanlığa aday olduktan sonra şunu söyledi. Dedi ki biz Cumhuriyet Halk Partisi ile atılan köprüleri böyle atılmaması gerektiğini, Cumhuriyet Halk Partisi'deki o Millet İttifakı, yani ittifak olarak devam etmesek bile
uyumlu bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini AK Parti'ye karşı. Şimdi bunu ifade etti. Onaracağız demişti. Onaracağız demişti. Ama Meral Akşener'in desteklediği aday kazandı. Şimdi bu onarma olmayacak. Çünkü köprüler atılmıştı. Böyle bir siyaset izlenmeyeceğini söylemişti Meral Akşener. Ve Meral Akşener'in desteklediği aday kazandığı için Meral Akşener'in ağırlığının devam edeceği görüşünde. Yani bunu bu listeye bakarak söylemiyorum. Bunu iki adayın yarışta önlerine koydukları politika ve siyaset üzerinden değerlendiriyorum. O yüzden Meral Akşener'in ağırlığının olması çok normal. Çünkü onu desteklediği aday kazandı. Şimdi ama İYİ Parti'ye bu kazandırmaz. İYİ Parti'ye bu kaybettirdi bu yol. O yüzden Sayın yeni genel başkanın üçüncü yolu iyi tarif edip hem CHP'den hem AK Parti'den ayrışarak nasıl yeniden İYİ Parti'yi %10'lara çıkartması gerektiğini, o siyaseti, üçüncü yol siyasetini anlatması lazım. Ama bu bugünden bu tabloyu görmek gerçekçi değil. O bize göstermiyor bu tablo. Bu tablo bize Meral Akşener'le beraber AK Parti ve yeni anayasaya, yeni anayasada rol alacak. Orada bir siyasi hareketini o tarafa doğru yönlendirecek bir İYİ Parti olarak gözlemliyor. Ama ileride belli olmaz. Tabii bugünden konuşmak, bunu değerlendirmek, yorumlamak çok gerçekçi değil. Biraz izleyip göreceğiz. Çok çok daha yeni, çünkü bir hafta oldu. Ama Koray Aydın kazansaydı bambaşka bir İYİ Parti olabilirdi. Geçen hafta sen mesela yoktun. Tahminlerde sizin tahminler tuttu. Şöyle, hani İYİ Parti'yi o kaybettirecek değil de hep beraber kazandık, hep beraber kazanacağız diyerek İYİ Parti'yi o eski yeniden o %7'lere, %8'lere çıkartacak bir yol izleyebileceğini düşünüyordum açıkçası. Şimdi peki Bahar Peyzan'la devam etmek istiyorum. Katılmıyorum dedin. Aslında soru da biraz şuydu. Tartışılan mesele de bu. Bu yönetim kadrosuna bakılınca biraz Dervişoğlu'nun üzerine Akşener gölgesi düştü yorumları yapılmış. Yani böyle bir izlenim aldın mı? Sen böyle ya değerlendirir misin? Bence şöyle, o bile düş... Onun bile düştüğünü zannetmiyorum. Çok zayıf bir halka İYİ Parti'de bence Musavat Dervişoğlu. Ama kendisi bu listeyle şeyi vermek istemiş. Hani Meral Akşener'e yakın isimler değil. Çünkü mesela teşkilatlardan sorumlu. Burak Akburak teşkilatlardan sorumluydu değil mi? Burak Akburak İYİ Parti'de. Eskiden ama galiba. Eskiden istifa etmişti sonra. Tamam. Ama yine de İYİ Parti'de. Mesela o şey kaldı. Dışarıda kaldı. Bu listenin dışında kaldı. Akşener. Tabii Akşenerci ve Akşener'e yakın da bir isimdir Burak Akburak mesela. Şey yapmışlar, Kürşat Zorlu tarafından yürütülen parti sözcülüğünü kaldırmışlar mesela. Kürşat Zorlu da Meral Akşener'e yakın bir isimdir bu arada. Şimdi şunu aslında çok net anlamak lazım. Şimdi İYİ Parti, ben hep diyorum İYİ Parti ilk kurulduğunda işte milliyetçi ama aynı zamanda seküler de, işte CHP'ye kızıp işte oyunu İYİ Parti'ye verebilecek, daha ortada merkezde duran, işte eski ANAP gibi olabilecek bir parti kimliğinde çok cazipti İYİ Parti. Hani işte MHP'den AK Parti'ye karşı işte o birleşmeye kopanlar açısından iktidara destek veren değil, hani iktidar karşısında muhalifte olabilen. Şimdi ne Musavat Bey'de bence böyle bir misyon var gibi gözüküyor bana. Ne aslında Koray Aydın'da hele hiç yok. Hepsi çok böyle MHP'yi temsil eden isimler. Tolga Akalın konusu biraz daha şeydi açıkçası. Daha yeni bir yön çizebilirdi. Ben mesela bunu geçen Taksim Meydanı'nda da söylemiştim. Musavat Bey'in ve Koray Aydın'ı hiç merak etmiyorum. İYİ Parti Genel Başkanı. O da olsaydı, o da olsaydı. Ama birinci ben, turda Tolga Akalın 327 oy aldığını hatırladım. Çok ciddi bir oydu. Evet. Yani o yüzden aslında buradaki soru şu. Musavat Bey uzun süre genel başkan kalabilir mi? Ben emin değilim. Yani Meral Hanım ister desteklesin, ister desteklemesin. Tolga Akalın arkadan ciddi şekilde geliyor olabilir. Ya partinin ruhunu liderin bir şekilde yansıttığını görmek istersiniz ve bu sizde bir merak uyandırır. Ha, ama yapabilecek mi, yapamayacak mı? Farklı sahiplerle sorgulayabilirsiniz. Fark etmez ama ben Musavat Bey'i merak etmiyorum. Ben Koray Bey'i de merak etmezdim. Halkın da böyle varsaydığını düşünüyorum. Çok hani aşırı ilgilenmedikçe ve işte ne bileyim il örgütlerinden olmadığı müddetçe biraz da merak uyandıracak yeni hikayeler yazabilecek isim orada Tolga Akalın'dı. Yani kendisini tanımıyorum bu arada. Hani ama
süreci izlediğimde bunu görüyorum. O yüzden ben İYİ Parti'nin... O zaman sen yeni bir politika ya da heyecan verici farklı bir yol izleneceğini düşünmüyorsun. Yok, partide. Ben o izlenimi almadım açıkça söylemek gerekirse. Zaten Musavat Bey'in kongre konuşması da bana çok o şeyi vermedi, elektriği vermedi, o hissi de uyandırmadı. O yüzden ben çok uzun süre genel başkanlığı taşıyabileceğini düşünmüyorum. Bu benim varsayımım elbette. Peki Fuat Uğur, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani Musavat Bey Meral Hanım'dan bağımsız bir genel başkan olduğunu göstermek için yahut İYİ Parti'nin giden oylarını geri döndürebilmek için nasıl bir politika izlemeli? Aynı zamanda Bahar Feyza'nın şöyle çarpıcı bir yorumu oldu. Musavat Bey'in uzun süre ben o koltukta kalacağını düşünmüyorum dedi. Ne dersin? Katıldığım nokta şu, ister Koray Aydın olsun ister Musavat Dervişoğlu olsun. Yani ikisi de Meral Hanım'ın İYİ Parti'ye kazandırdığı oyları geri alabilme konusunda başarılı olamayacaklar. Çünkü hiçbirisi Meral Akşener değil, hiçbirisinde de ikisinde de liderlik kumaşı yok. Yani Türkiye'de siyasi partiler lider partileri. Özellikle sağ. Evet, özellikle merkez sağ konumunda olmak isteyen partilerde liderlik çok öne çıkan. Bir de Meral Akşener'in çok özür diliyorum. Yani üzerine dikilmiş bir parti gibiydi, elbise gibiydi evet, yani. Evet, aynen öyle. Şimdi kadın dayanışması mı? Tolga Akalın işte İlla burada. Bir kadına güzel bir şey söyleyince kadın dayanışması mı oluyor Ali Bey? Şimdi? Çok güzel bir şey söylediğimi de düşünmüyorum ayrıca. Yani evet, peki devam edelim. Evet. Kendimi tutamadım, kusura bakmayın. Bu kadın dayanışmasıydı. İşte buyurun. İyi bir renk oldu. Şimdi geçen programda isimleri yazdın ya kim kazanacak diye. Siz işte tahmin ettiniz. Zaten bu üç... Ha, siz evet. Vakitli ama demiştiniz ben, bir dakika. Şunu demiştim, hatırlatayım ben. Ben geri dönecek demiştim. Evet, evet, siz Meral Hanım geri dönecek. Meral Hanım geri dönecek. Siz hiç bilmemişsiniz. Evet. Ben Musavat Dervişoğlu dedim. Ama sonunda dönecek. Bahar Feyzan da Musavat ama dedi. Şaban da Musavat Dervişoğlu dedi. Ali Bey siz ne demiştiniz? Ben demiştim ki geri dönecek demiştim ama herhalde biraz zaman alacak bu şimdi, geri dönüş. Ama ben artı ki Şaban da bunu desteklemişti. Tolga Akalın'ın çok ciddi bir isim olduğunu söylemiştim. Ve nitekim genel kurulda da bu ortaya çıktı. Yani genel başkan seçilen Musavat Dervişoğlu 370 ya oylar da aklımda kalmış. 372 oy alırken 327 oy aldı. Çok önemli bir oy. Turda. Şimdi burada Tolga Akalın'ın kaybetmesindeki temel faktör her ikisi isminde yani hem Koray Aydın'da hem Musavat Dervişoğlu'nda partinin delege yapısına çok hakim olmaları artı partinin birinci delegelerinin çoğunun istifa etmiş olmalarından dolayı yedek delegelerinin genel kurulda oy veriyor olmaları onların acemilikleri yüzünden aslında kazandılar. Yani ilk delegeler o kongrede olabilseydi şayet Tolga Akalın'ın o kongrede genel başkan seçilmesi işten bile değildi. Bu bir. Ama kaldı ki Tolga Akalın da duruşu, ideolojisi itibariyle çok MHP'li bir isim. O da öyle. Güçlü bir figür ama çok MHP'li. Bana göre yani bunu, bana göre İYİ Parti'yi bu saatten sonra kurtarabilecek olan tek şey var. Ya Meral Akşener bir süre sonra gelir tekrar partinin başına ya da hakikaten liderlik kumaşı çok güçlü olan bir isim gelir. Ben daha merkeze konumlayabilirim. Evet. Bu anlamda bravo tam da bu noktaya geliyordum. Bu anlamda bana göre İYİ Parti'ye gerekli olan liderlik kumaşı olabileceğini düşündüğüm ve bunu da en baştan itibaren söyledim ama çok arada kaydırdı, çok dikkate alan olmadı ve taze bir kan olarak düşündüğüm belki çok pişmesi gerekebilir ama önümüzde 4 yıl var. Mehmet Aslan gibi bir isim olmalı bence İYİ Parti'nin başında. Siz Mehmet Aslan'ı seviyorsunuz. Kişisel olarak da seviyorsunuz galiba. Çünkü bunu iki kere işitiyorum evet. Sizden çünkü. Yani ikinci kere. Daha önceden de. Biraz hani duygusal bir arzu da olabilir. 4-5 kere. Mehmet Aslan değil. Ben Mehmet Aslan'ı. Mehmet ne? Ben kaçırırım. Program dayanışması bu da diyor galiba. Aynı programda mı çıkıyorsunuz? Hayır efendim. Yok ayrı yok daha önceden de söyledim. Arkadaşlar bir izah etmeme izin verirseniz söyleyeceğim. Evet. Ben Mehmet Ali Bey'in ortalığı karıştırdı. Vallahi. Mehmet Aslan'ı iki kere gördüm. O da iki kere programda rastladım. Mehmet Aslan'ı programlardan izliyorum. Mehmet Aslan kendi ideolojisini çok savunabilen, güçlü biçimde savunabilen. Ama
aynı zamanda merkezde de kendisini konumlayabilecek bir isim olarak görünüyor bana, bu bir. İkincisi, hem yumuşak yani hem de sert olabilecek bir isim gibi görünüyor. Bu anlamda bir partiyi toparlayıp sürükleyebilecek taze kan olarak görüyorum. Hakikaten yılların isimleri, yani artık göre göre kanıksadığımız isimler, partinin ikinci adamı olmaktan öteye geçemeyecek olan isimlerin bir partinin başına gelmesi bu partiye hiçbir katkı sağlamayacaktır. Yani partide, evet, partide güçlü olabilirsin, partiyi denetleyebilirsin, partiyi kontrol altında tutabilirsin. Ama ya seçmen tabanı? Ya seçmen tabanı? Şimdi burada seçimde Meral Akşener bir karar aldı. Partiyi tek başına hür ve müstakil olarak seçimlere sokmaya kararı verdi. Sonuçta gelinen noktada 370 küsür oy aldılar. Ama aynı zamanda CHP'ye iyilik ettiler. Bak, bu yanını herkes kaçırıyor. CHP'ye iyilik ettiler. Neden? Yani dolaylı olarak iyilik ettiler. Çünkü AK Parti seçim tablosunu, olası tabloyu okuyamadı. AK Parti'nin seçim kadrosu okuyamadı. Ve ayrı ayrı seçimlere giriliyor diye MHP ve AK Parti ayrı ayrı adaylar çıkardı ve Afyon gibi yerleri kaybettiler. CHP'ye kaptırdılar. Oysa İYİ Parti CHP'nin adaylarını destekleseler ya da ittifak yapsalardı, bu durumda o rehavet olmazdı. O rehavet olmazdı. Yani şimdi o hakikat aynasını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti kendisi de tutacaktır mutlaka da. Dem de öyle. Dem de öyle, evet. Tutacaktır mutlaka ama yani bunu daha hala ameliyat masasına yatırmış değiller, AK Parti açısından söylüyorum. AK Parti'nin seçim kadrosunun bir de yeniden bunun, Refah Partisi tabii, de çok şey oldu orada bazı yerlerde. Bunun öz eleştirisini yapıp yapmadığını bilmiyorum. Yapmalılar bana göre. Yapmadılar hala. AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ya, biz üzerimize düşeni yapacağız. Yapacağız dedi ama göremedik daha henüz. Seçim sabahından itibaren yapıyorlar. AK Parti'de şimdi yakında bir takım adım var. Bir, hayata geçirilir, ne bileyim, yani geçirilecek. Partide bir yönetim kadro. Yani bir sürü laf dolaşıyor. Şimdi kabine yarın piyasında da bu konuyu deliyorum ama. Ankara'da bayağı ciddi iddialar. Güya işte Cumhurbaşkanı demiş ki bütün bakanlara, işte danışmanların, genel müdürlerin, genel müdür yardımcılarının bir sürü teknik kadroların isimleri bana verin, onlara bakacağım falan filan. Bir sürü şaiye dolaşıyor ortalıkta. Yahut da işte bu AK Parti'nin bu seçim işlerini yürüten kadrosu Efkan Alalar falan. Onlarla ilgili göya bir takım O zaman AK Parti adım atmak yerine kendisinden beklenen, muhalefetle görüşerek dikkat mi dağıtıyor? Benden Yo, beklenen hayır, adım hayır, atmayayım o ayrı, da. Ayrı şey, güzergahlarda ilerliyor her ikisi. Onun hesabını ayrı o yapacak. Hala bekleniyor diyorsun. O hala bekleniyor. Acaba İYİ yani Parti'den insan AK Parti'ye nasıl geçtiniz? Ben geçtim. Fuat Bey geçti. Ben siz geçtiniz galiba. Fuat Bey de diyor ki ben geçtim diyor. Fuat Bey söylüyor ben geçtim diye. Buradan gözükmüyor. Bir, Ali Bey rahat ol. 4 sene geçmiş. Bir parantez açmıştım ama. Ali Bey bir parantez açmıştım. O da parantez, bir ayrı tartışma konusu. Bir parantez açmıştım. Parantez büyüdü birazcık. Aynen. Şimdi geriye dönüyorum. Yani sonuç itibariyle İYİ Parti bir anlamda CHP'ye iyilik de etmiş oldu AK Parti sayesinde. Ve bu yüzden de kaybeden İYİ Parti oldu. AK Parti değil sadece, onlar da kaybettiler. Ancak tabii bu rüştlerini ispat edebilmeleri açısından belki de gerekliydi. Çünkü sürekli CHP'ye entegre bir parti olmaktan çıkmak istiyorlardı. Ancak tamam, hareket doğru, karar doğru. Gelinen noktada sonuçta 3.7'de bir oyun var. Hadi tam dibe vurmuş değilsin, dipten fırlayabilirsin ancak zamanlama yanlış. Zamanlama da doğru diyelim. Ancak gel gelelim, şu kadro partiye ne yapacak arkadaş, ben merak ediyorum. Partiyi sıçratabilecek mi? Onun için ben Mehmet Aslan ismini söylüyorum.